Bismillahirrahmanirrahim. Güneşin hareketini ekranda gösteren bir güneş saati programı hazırlamıştım 2015'te. Bir Java programıydı. Ne yazık ki e, mobil cihazlarda çalışması mümkün olmayınca ben bunu web uygulaması haline getirmeye başladım. Şimdi bu çalışmanın temeli olan iki yazılımı anlatacağım. Güneş saati fikrini anlamak için güneşin günlük hareketine bakmamız lazım. Güneşin bir günlük hareketi, bu bir kış günü, 15'er dakikalık aralıklarla çekilmiş 40 tane fotoğrafta gösteriliyor. Bu biraz parabole benziyor ama esasında bir sinüs eğrisinin üst tarafı o şekilde düzleme yansıyor. İşte doğudan doğacak güneş, yükselecek, güneyde en yüksek noktasına gelip alçalmaya başlayacak ve batıdan batacak. Toplam 40 adet resim. Demek ki 15 dakikada bir resim çekilmiş. Güneş saati tam bu hareketin benzetimi. Mesela altıda güneş doğmuş, yükselmiş yükselmiş bir de güneye geliyor. Şu anda saat 3.30, şu andaki saati görüyoruz. 20.30'da da güneş batacak. Ondan sonrası karanlık. Bu renk kodunu daha sonra anlatacağım. E, göğün rengi var, belli bir tarih ve yer verilmiş. O tarih ve yerde, şu saatte, ufuk açısı bu kadar, gölge de bu kadar. Yani tam ortaya gözümüzün önüne dikilmiş bir çubuğun gölgesi şu kadar olacaktı kendisi kadar yok henüz. Bu cava programı e, şu anda onu göstermiyorum ama. E, ona benzeyen bir şey olacak web uygulaması olarak. Tarihi değiştirebiliyoruz, yeri değiştirebiliyoruz ve hızlı çalıştırmak mümkün. Galata Kulesi'nden çekilmiş şu panoramik fotoğrafta da aynı şekli görseydik. Bu bir yaz günü olduğuna göre ortada saat 13. 1, 2, 3, 4. Saat 5'te çekilmiş bu resim. Saat 5'te güneş batıya yaklaşmış artık. Panoramik olduğu için sol ve sağ köşelerimiz arkada birleşecek. Bunlar kuzeyi gösteriyor. Biz güneye baktığımıza göre hem sol taraf hem sağ taraf aynı yerin resmi kuzey yani. Ama bizim onu arkaya dönmeden görmemiz mümkün değil. Batı aslında sağımızda kalıyor, doğu solumuzda kalıyor. Batıda işte önümüzde Galata Köprüsü, sağımızda Unkapanı Un Köprüsü, solumuzda Üsküdar kıyıları. Galata Kulesi'nden baktığınızı hayal edin. Ve şurada bir yerde de güneş. Tabii ki bu eğriyi görmüyoruz ama işte güneş saati onu bize gösterecek. Güneş saatinin bizim bildiğimiz diğer güneş saatlerinden en önemli farkı bu güneşin kendi yolunu gösteriyor. Tabii ki bazı camilerin duvarlarında görmüşsünüzdür. Eski güneş saatlerinde Güneş'in yerdeki iz düşümü takip edilir. Tabii ki bu Güneş'i takip etmek, kendini takip etmek daha güzel. Eskiden böyle bir imkan olmadığı için ancak gölgesini takip edebiliyorduk. Analemma ilginç bir kavram ve ilginç bir şekil. Şu şeklin adı. Basit bilgi şu. İlkokulda öğrenmiştik. Öğleyin 12'de güneş güneydedir. Ama bu doğru değil. Çünkü her gün tam 12'de güneyde olmaz. Neden olmaz? Çünkü her gün tam 86400 saniye değildir. S'nin bazı günlerinde daha uzun olur. S'nin bazı günlerinde daha kısa olur. Ama ortalama olarak vasetti zaman deniyor o yüzden 86400'ü tuttururuz. Demek ki bir E sayısı lazım, bir E düzeltmesi. Buna zaman denklemi deniyor. Böyle vaktinden düzeltmeyi çıkarmak lazım. Başka bir karmaşıklık, ulusal zaman kavramı var. E bu ne demek? bütün ülkede aynı zamanı kullanacağız. Ankara'nın saati farklı, İstanbul'un farklı olamaz ki bir zamanlar öyleymiş. Bu sağ zaman 1930'larda kullanılmaya başladı Türkiye'de. Bir de bunun üstüne yaz saati düzeltmesi var. Bunları eklediğinizde öyle vaktinin formülü biraz daha karmaşık oluyor. önce zaman denklemi düzeltmesi var. Sonra hangi zaman dilimindeyiz onu ekleyeceğiz. Mesela şu anda artı 3'teyiz. Bundan lambda bölü 15'i çıkaracağız. Mesela İstanbul 29 derece boylam. 29 bölü 15 yaklaşık 2. 3 dedik, 2 çıkardık. Demek ki 1 saat eklememiz lazım. Onun, o yüzden 13 eksi e haline geldi. Şimdi tekrar basitliğe dönersek şu güzel grafik güneşin gökteki yerini söylüyor aslında. Bunun yatay olanı buradaki e düzeltmesi düşey olanı ise mevsimler arası geçiş. İşte en uzun gecelerde güneş daha alçakta. Geceler kısaldıkça güneş daha yukarılara çıkıyor ve bu da en en uzun günleri gösteriyor. Bu resmi görebilmek için e, her gün saat 12'de güneşin resmini çektiğimizi düşünelim fotoğrafını. O zaman böyle bir eğri çıkacaktır. İşte bir fotoğraf sanatçısı bunu yapmış. Bir söz sanatçısı da bunu şiir haline dökmüş. Şiir Hece Dergisi'nde yayınlanan referanslarda bulacaksınız. Mustafa Bal arkadaşımızın bir eseri. Fotoğraf ise e ee, bunun referansını bulamadım. Ee, şöyle çekilmiş. İşte yılın ilk günü ilk fotoğraf geliyor. 10 gün sonra ikinci fotoğraf, 10 gün sonra üçüncü, 10 gün, 10 gün. 10 gün arayla 36 adet e, resim ardarda aynı kareye oturtulmuş. İlk resimde böyle değil miydi? Evet, aynı fikirdi ama o güneşin günlük hareketini gösteriyordu. Bir gün içinde 40 farklı poz alınmıştı. Bu ise yıllık hareketi, burada 36 farklı poz bir yıl içinde. Tekrar ediyorum, 1 Ocak'ta buradan başladı. Güneş'in hareketi her gün saat 12'de böyle bir 8 eğrisi çizerek aynı yere geri geldi. İşte bu güzel görünüm ve biraz önceki matematiksel eğri analema olarak isimlendiriliyor. Analemanın iki bileşenine bakarsak, Onları bu grafikte görebiliriz. Hesaplama yöntemi de burada verilmiş. Bunu hesaplayan programın linki burada. Ama yine referanslarda ben bunu daha ayrıntılı olarak açıkladım. Bir matematik sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Burada onu anlatmayacağım. Yine hesap yöntemini orada anlatacağım ama esas olarak güneşin yıllık hareketi için iki bilgi lazım. Güneşin günlük hareketi için üç bilgi lazım. Buradan öğle vaktini az önceki formülden buluyoruz ki onun nereden aldım buraya koydum. Ee, diğer vakitlerin hesabı için bir tek formül yeterli. Ee, yine bu formülde matematik sayfasında anlatıyorum. Şimdi bunun namaz vakitleri ilişkisini kuralım. Çok veciz bir hadis namaz ve oruç vakitlerini bize öğretiyor. Muteber kitapların ikisinde bu var. Şu linke giderseniz görüyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Cibril yani Cebrail bana Beytullah'ın yani Kabe'nin yanında iki kere imamlık yaptı. Birinci de öğleyi gölge ayakkabı bağ kadarken kıldı. İkinci sefer ertesi gün belki her şeyin gölgesi kendisi kadar olunca kıldı. Bu öğle namazı. Şimdi ilginç olanı astronomik hesaplar da öğle namazının vaktiyle başlıyor. Hadis de öyle başlıyor. Halbuki biz günü genellikle ya sabah namazından başlatırız ya da ezani saatte akşam namazından başlatırız. Yani öğle namazından başlatmak biraz e, normal dışı görünüyor ama astronomik hesaplar olduğu için çok ilginç. Sonra ikindi her şeyin gölgesi kendisi kadarken kıldı. Sonra ikindi her şeyin gölgesi kendini iki mislik olunca kıldı. Sonra bunu bir tablo haline getireceğim. Üçüncü vakit akşamı güneş battığı ve oruçluğunun iftar zamanında kıldı. Böylece iftarın da ne zaman olduğunu söylemiş oluyor. Sonra akşamı önceki vaktinde kıldı. İlginç akşam için iki vakit değil tek vakit söyleniyor. Yatsı aydınlık kaybolunca kıldı. Yatsı gecenin üçte biri gidince kıldı. Sabah namazına geldik gece sonunda şafak sökünce, oruçluya yemek yemek haram olunca, yani ilk fecrin ilk ışıkları görününce ilk vakti, sonra sabah yeryüzü ağrınca kıldı. Yani güneş doğmadan önceki o aydınlık zamandı. Sonra da dedi ki, bunlar senden önceki peygamberlerin vaktidir. Yani bu vakitlerde bir değişiklik olmamış. Namaz vakti bu iki vakit arasında kalan zamandır dedi. Burada birkaç yanılgıyı söyleyelim. Öncelikle şu ayakkabı bağını anlatmak lazım. Mekke'de yılda iki kere güneş tam tepede olur ve bazı müşrikler güneşin tam tepede olduğu zaman ibadet zamanı saymışlar. O yüzden bu bize mekruh vakit. Yani harama yakın bir mekruh. Güneş tepedeyken biz namaz kılmayız. Onlara muhalefet için. Ama bu Yılda iki kere olur Kabe'de. İstanbul'da, Ankara'da hiçbir zaman olmaz. Çünkü biz dönencelerin kuzeyindeyiz. Biz asla güneşi tepemizde görmeyiz. O iki günün ilginç bir özelliği daha var. Güneş tam Kabe'nin tepesindeyken, dünyanın herhangi bir yerinde güneşe yönelen kişi, Kabe'ye yönelmiş olur ki, buna kıble günü deniyor. İşte o gün belli bir saatte, bütün dünyada güneşe döndüğünüzde kıbleye dönmüş oluyorsunuz. Ama o günün bir özelliği yok. Her gün için kıble saatleri olduğunu biliyorsunuz. O bugünki bu, konumuz değil. Evet, e, demek ki tam tepedeyken kıldırmamış. Ayakkabı bağ dediğiniz e, bir santim bile değil birkaç milimetrelik bir şey. E, yani birkaç dakika sonra güneş tepede olmaktan e, çıkıyor. Birkaç dakika durması yetiyormuş demek ki. Birinci yanılgı şu. Bir namazın vakti öbür namazın vakti girince çıkar. Hayır. Çünkü ikinci gün ikindiği her şeyin gölgesi kendisi kadarken kılıyor. Önceki gün, ertesi günde öğleyi aynı zamanda kılıyor. Demek ki öğle ile ikindinin vakitleri iç içe giriyor. Şimdi bunun daha önemli bir yanılgısı şuna geliyor. Yani akşam namazı Akşam ezanı okunmadan birkaç dakika önce ikindi kılanlar göreceksiniz. Ama e, ikindinin vakti oraya kadar gitmiyor. Yani her şeyin gölgesi iki misli olunca kıldı diyor. Burada e, bazı fıkıh zorlukları var onların farkındayım ama şimdi onlardan bahsetmeyeceğim. İşte fey-i zeval gibi bazı şeyler söylenmiş. E, ama şimdi en basit ve yalın haliyle bakalım. Evet bir yandan da e, orucu da anlatıyor demiştim ya demek ki sabah namazının ilk vakti oruçta, or, orucun başladığı vakit akşam namazının vakti de orucun bittiği vakit o ilk vakitlerden onu anlıyoruz. İşte dediğim tablo burada öğle ikindi akşam yatsı, sabah bunlar için renk kodları koydum onları şurada görebiliyoruz. Bir kere güneşin doğuşundan şu çizgiye kadar hiçbir namaz yok yani bu yaklaşık günün dörtte biri güneşin doğuşuyla öğleye kadar hiçbir farz namaz yoktur. Öyle e, güneş öğleyi geçtiği anda yani batıya yöneldiği anda sarı bölgedeyiz ve o sarı bölge öğle namazının vakti. Sonra koyu sarı bölge var burada da ikindinin vakti ve ama ikisinin arasındaki geçiş muğlak özellikle muğlak bırakılmış İkinin sonunda bir kırmızı bölge var o bölgede biz mekruh vakit diyoruz ki rahat vakti yine orada da bir namaz olmaması iyi olur güneşin batışıyla birlikte mavi bölgede akşam namazı vakti ama çok kısa bir vakit eee bir, bir ilk ve ikinci vakit aynı burada. Şafak kaybolunca yani kapkara olunca burası artık e, siyah bölgede e, yatsının vakti geliyor ama bu vakit muğlak yine nerede başladığı tam belli değil. Aynı şekilde bu siyah bölgenin bittiği zaman da tam belli değil. Birçok görüşe göre e, bu iki taraf simetrik yani yatsının başladığı vakitle İmsaan kesildiği vakit e, arasındaki süre aynı yani şuradaki renk, e, e, ışıklı bölgeyle buradaki ışıklı bölgenin süresi biliyoruz astronomik olarak simetrik ama fıkıh olarak öyle mi? Bu hadis o konuda bir şey demiyor. Aslında diyor burada şafak kaybolunca, burada şafak sökünce dediği için o simetriyi burada birazcık görebiliyoruz. Ama yatsın vakti epeyce uzun. Tabii ki sabahın vakti güneş doğana kadar, yaklaşık 90 dakika mevsimine bağlı olarak. İşte güneş saati bittiği zaman bu renk koduyla bize bu vakitleri gösterecek. Takvimlerde bu altı vakti okuyoruz. Genellikle sabah yerine güneş yazar. Ondan önce de imsak vaktini koyar. O yüzden altı vakit dedim. Yani imsak, güneş. Öyle ikindi, akşam, yatsı şeklinde altı vakit. Ama ben bunların sadece üçünü astronomik olarak hesaplayabiliyorum. Öncelikle öğle namazı, öğle vakti, namazı değil vakti. Çünkü öğle ezanı bundan biraz sonra olabilir. Güneşin doğuşu ve batışı tam öğleye göre simetrik. Yani güneşin doğuşuyla öğleye kadar olan zaman, öğlenden batışına kadar olan zamanı dakika olarak eşit. Hatta saniye olarak eşit. Şimdi eski bir takvime gidiyoruz. Eski bir takvimde 17 Şubat 1981 ne kadar temkin olduğuna bakalım. E, günü veriyoruz. Günü böyle vermek lazım. E, yeri veriyoruz. Bu İstanbul'un koordinatları. Bu takvim yaprağını webde bulduğum için öz, herhangi bir özelliği yok. 17 Şubat 1981'de verilen zamanlar bunlar. Benim hesapladığım zamanları ise altında. Şimdi bakıyoruz ki öğle namazında 10 dakika, akşam namazında 7 dakika temkin koyulmuş. Bundan biraz geriye gidiyorum. 1 Eylül 1974 yine öyle bir takvim bulduğum için bakıyorum. Temkin süresi öğleyin 10 dakika değişmemiş ama akşam 3 dakika Demek ki bu arada bir yerde biz temkinleri arttırmışız memleket olarak. Daha da geri gittim. Bu elime geçen en eski takvim yaprağı. Kaç yıl oluyor? Neredeyse 90 sene. 80 sene. Burada yine günü verince hesaplananla takvimde verilen arasında... Öğleyin 9 dakika e, değişmemiş sayılır. Akşam yine 3 dakika. Demek ki 1930'larda uygulanan temkin aynen 1974'te uygulanıyormuş. Ama 80'lere gelince e, temkin süresi e, değişmiş. Şimdi uygulanan temkin akşamda aynı 7 dakika ama sabah ve öğlende 6 dakikaya inmiş. Biraz daha azaltılmış. Böyle bir grafik de çiziyordu. Güneş saati. E, bu aynı zamanda programın doğru çalıştığının bir sağlaması. E, İstanbul'daki öğle namazının vaktinin yıl içindeki değişimine bakınca Mart, Haziran, Eylül, Aralık gibi e, baktığınızda tekrar Mart'a geliyor. E, Martla başlatıyorum çünkü e, en kısa geceler burada ya. İşte artı eksi 15 dakikalık bir ee dalgalanma var. Akşam namazında ise İstanbul'un çok daha büyük bir dalgalanma artı eksi 45 dakikaya çıkıyor. Artı eksi 90 dakika. Toplam 3 saat fark ediyor ya. Halbuki Mekke'de bu dalgalanma bunun yarısı kadar. Yani artı eksi 45 dakika. Şu 2 3 arasında Mekke'de 90 dakika var. İstanbul'da ise 3 saat fark var. İstanbul'un enlem ve boylamanın ilginç bir özelliği olarak en kısa gecelerde İstanbul'un akşam namazı Mekke'nin yatsısından bile daha sonra oluyor. En uzun gecelerde ise tam tersi bizim akşam namazı Mekke'den biraz daha önce olabiliyor. Aslında boylam olarak biz Mekke akşamla yatsı arasında bir yerdeyiz. yani Öğle namazına baksaydık tam ortada bir yerde olacaktı. Yani arada 90 dakika varsa 45 dakika olacaktı. Program bittiği zaman bir sunum daha yapmayı planlıyorum. Şimdilik bu kadar olsun bu programa olan katkılarından dolayı eski öğrencilerimden Gürsü Gülcü'ye Gülcü ve yeğenim Celalettin Pembe'ye burada teşekkür ediyorum. Ve şu beyitle bitirelim. Şebi Yelda dedik ya en uzun geceler. Şebi Yelda'yı müneccimle muvakket ne bilir? Müptelayı gama sor kim geceler kaç saat demiş. Şebi Yelda en uzun gece yani 21 Aralık dediğimiz gece. Müneccim yıldız ilmiyle e, Falcılık yapan kişi ya geleceği söyleyecek ya fal bakacak, burçlara bakacak. O yüzden bu muteber bir meslek değil. Falcılıkla eşdeğer, şirkin bir cinsi sayılıyor. Biz falı ve yıldızlardan anlam çıkarmayı reddediyoruz. Muhakkak tam tersine makbul bir meslek. Çünkü güneşe bakarak namaz vakitlerini hesaplıyor. Ama bunların ikisi de uzun gecenin ne olduğunu asla bilemezler diyor. El Fatiha.